Benim Mehmet Koç. Et çok tüketiliyor. Çok gelen var. Çok paket yapıyoruz. Kilo kilo işi yapıyoruz. Gelenler de var. Yiyenler de çok. Yani hastalara birebir yani. Yani güzel gidiyor. Şimdi şunu söylüyorum. Şunu konuşalım isterseniz biraz. Yani iyi beslenirse insan, tabii, beslenmenin yolu dönerden mi geçiyor? Tabii ki. İyi beslenmek lazım. Geçen gün şey konuşmasını dinliyorum. Canan Karatay'ın. Ne diyor? Kırmızı et yiyin diyor. Yani kırmızı et tamamen bir güçtür, vitamindir. İnsana sağlık verir. Evet. Yani kırmızı et yiyenler koronaya az mı yakalanıyor? Tabii ki öyle yani, öyle diyeyim yani. Tabii ki sağlıklı oluyor. Az yakalanıyor. Hemen atlatıyor yani, olsa bile. Öyle diyeyim. Ahmet Ekşi, Rize'den, İkizler'den, İzmit'te yaşıyorum. Efendim Her sene buraya cağ kebap yemeye geliriz. Dönerle besleniriz. Efendim hiç koronaya yakalandınız mı? Yakalanmadık. Beslenmeden dolayı mı yakalanmadık? Beslenmeden dolayı. En çok et mi tüketiyorsunuz? En çok et tüketiyoruz. Tüketmek isteyenler ya, döner mi yesinler hasta olmaması için? Özellikle cağ kebap. Erzurum'a gelsinler, Koç kebaptan cağ kebap yesinler. Beni uzak. Öğren taraftan bir yer göster. Şikayet oradan 200 tane falan ne çağırma gel bir çağırma. İyi beni görür ki. Gayet iyi. Hiç bakımda yerine çıkar. Benim babam şahsında kalıyor. Abi, ben bunu fena Ustam kolay gelsin. Sağ olasınız, hoş geldiniz. Sağ olun. Ustam şu pandemi süresinde döner az mı gitti? Pandemi süresinde tam tersine. Kırmızı et yiyenler kurul olmadı. İşlerimiz de çok güzel oldu Allah'a şükür. Daha mı çok döner satıldı? Tabii. Kırmızı et kurulunun babası. Yedi, iğne de vurma cereyi. Ya bir dakika şunu anlayamadık. Yani eti çok yediği zaman korona mı hastası olmuyor? Korona olmuyorsun. Sebep? Kırmızı et her şeye faydalı. Karı fazla. Yani beslenme yolundan evet, mı? Evet, aynen. Tabii bir vitamin.